Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de karmaşık sayılarda gösterimi ve toplama, çıkarma, bölme gibi işlemleri göreceğiz. Çarpma, bölme yapacağız. Tamamdır hocam. Tonguç bir kere karmaşık sayılarda şunları bilmen gerekiyor. Karmaşık sayılar Z harfiyle gösterilir. Z'nin yanına iki tane şey yazarsın. Bir tanesi normal kısım, reel kısım diyoruz biz buna. Bir tanesi de sanal kısım. Yani iyiliği olan kısım. O zaman karmaşık sayıda ne varmış evladım? Bir, bir real sayıda. bir de sanal. Bir real kısım var bir de sanal kısım var. Mesela bu karmaşık sayının real kısmı 2'dir Tonguç. Bak real kısım iyi olmayan kısım. Yani bildiğimiz normal sayıda. Bu im, im kısım da imaginary'den geliyor İngilizce'de sanal kısım diyoruz buna. Imajiner kısım ise iyili olan kısım. Yani 5'dir Tonguç'u. Bak i'nin yanındaki sayı neyse onu yazıyoruz. Anladım. Mesela buradaki reel kısım nedir Tonguç? 5. Mükemmel. İmajiner kısım yani sanal kısım nedir Tonguç? 1. Dikkat et burada artı hatası eksi hatası yapma. Bir. Eksi, bir. Çünkü eksi bir demek bu aslında. Harika. Tonguç buradaki reel kısım ne? İki. Mükemmel. İmajiner kısım Yok. Yani matematikte yok sıfır demek. Ha, yani. Tamam. Peki buradaki reel kısım ne Tonguç? Eksi üç. Reel kısım yok. O zaman imajiner kısımda mükemmelsin. Gerçekten çok zekisin. Anladın olayı. Karmesi'ne nasıl gösterdiğini anladın. E, i̇majinerden mi geliyor hocam? İmajiner. İmajineri'den geliyor. Evet. Anladım. Elan neymiş? Bak minibüs şoförü arkadaşımız. Arkaya ilerleyelim. Dolduralım boşlukları bir zahmet. Aksaray, Aksaray, Aksaray. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte bak. Z eşittir 2 artı 7'yi ya. Şimdi bir de Z'nin eşleniği denilen bir şey var. Eşlenik dediğimiz zımbırtı şu evladım. Reel kısım aynen kalıyor. 2 imajiner kısmın işareti ters oluyor. Yani eksi 7i. Anladım. Yani artıysa eksi oluyor, eksiyse artı oluyor. Şimdi mesela buradaki reel kısım ne evladım? 4i. Reel kısım ne evladım? Yok. Yok. O zaman bir şey yazmıyoruz. İmajiner kısmın işareti ne oluyordu? Eksi oluyordu. O zaman Değişiyordu. eksi 4i diyebiliriz, değil mi? Şimdi reel kısım aynen kalıyor mu? Eksi 6 hocam bunun cevabı. Hayır. Reel kısım aynen kalıyor. Bak. Reel Aynen ha, kalır. İmejiler tersi İm işaret değiştirir. Ha. Bak bu çok önemli bir kavram bak unutma. O zaman real aynen kalıyor 6. İmajiner zaten yok ki işareti değiştirme. O zaman 6. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. O zaman eşliğini yaptık. Şimdi Z1 eşittir 3 artı i demiş. Z2 eşittir 5 eksi demiş. Bunları topla diyor. Dünyadaki en basit soru herhalde bakalım. Bunları toplarsak ne der Tonguç? Bak toplanırken Reel ile reel'i imajiner ile imajiner'i toplayabilirsin. O zaman bunun reel'i ile bunun reel'ini toplayacağız. Söyle o zaman. Bunun reel'i bu zaten. 3. Bunun reel'i bu zaten. Toplayalım bunları. 8. 8. İmajiner ile de imajiner'i toplayacağız. Yani 4 ile de eksi i'yi toplarsak. 3 i. Artı 3 i İşte bu kadar. Anladım. Peki. 3 z 1 nedir peki? Ee... bu z 1 ya. Ha. Bunun 3 katını soruyor. Çok basit. Yani 9 Artı 12. 12 Peki Z1 eksi Z2 nedir? Bundan bunu çıkartıyorum. Reel'den Reel'i çıkartacağım. Eksi 2. İmajinerden imejiner çıkacağım. Artı 3. Artı 5i. I. Bak evladım 4i'den eksi, eksi 2i çıkarsa bu artı oluyor 5i çıkıyor. Anlaştık mı Tomuç? 4'den 4'ten. 4i'den eksi, neyi çıkartıyoruz? Eksi i'yi çıkartıyoruz. Bak bundan bunu çıkartıyoruz. Eksi eksi artı eder. 5'i herhalde. Bak herhalde Eksi 2 Z2'ye bakalım. 2 ile çarpıyorum ama eksi 2 ile çarpıyorum. O zaman bunun cevabı eksi 10 artı 2 i diyorum. Çünkü eksi 2'yi dağıttığın zaman eksi ile eksi çarpılırsa artı olur evladım. Peki Z1 ile Z2 çarparken size çok basit bir şey yapıyorum. Parantezli bir şekilde yazıyorum Tomuç. Çünkü işlem hatası burada o kadar çok yapılıyor ki eğer parantezli bir şekilde yazmazsan çuvallarız. Ondan sonra oklarımı gösteriyorum. Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu. O zaman cevapları söyleyelim. 3 kere 5? 15. Çok zeki, pratik bir zekaya sahipsin gerçekten. Şey 3 kere eksi i? Eksi 3 i. Mükemmel bir zekaya sahipsin. 4 i çarpı 5. Artı 20 i. Yirmi i. E, artı 4 i çarpı eksi i. Eksi 4 i. Eksi 4 i. i kare. Aa. Çünkü i ile i çarpıyorsa kare. O zaman i kare neydi Tomuç? Dünyada tek bir şeyin karesi ee, 1'di. Eksiydi. Eksiydi. O da i'nin karesi. i'nin karesi eksi 1'di Tonguç. Anladım. Dünyada tek bir şeyin karesi eksi 1'di. O da i evladım. O zaman eksi 4 ile eksi 1'i çarparsak ne der? Artı 4 etmez mi Tonguç? O zaman bununla bunun toplamı da 17 i 15 artı 17 i artı 14 19 artı 17 i gibi güzel bir sonuç çıktı. Çok tatlı bir sonuç. Çok tatlı bu gerçekten. Bunu, <laughs> <asabilsin gülüyor> Bunu gerçekten de, evine asabilirsin tabii Tamam mı abi? De? Tam değil hocam. Daha zebir böyle zeki var. zebir böyle zeki. Bitiyor artık ama. 3 artı 4 iyi. Hocam hatırlıyor videolarda şey yapıyordunuz. Böyle son bir soru kadar Yetişmiyordu. Uzun yapıyordunuz. Bunu da arkadaşlara bırakalım diyordunuz. Yok, <laughs> bunu yapmayacağım bak. 5 eksi Bunu buna Bunu bölüyorum. Bunu bir anda ya. Tonguç tam uzatma. <laughs> Şimdi bak bunu buna bölerken şunu unutma. Kareköklü sayılarda paydada nasıl karekök istemiyorsak, iyili sayılarda da paydada da iyi istemiyoruz. Bak buraya yazıyorum. Paydada da iyi istemeyiz evladım. Payda iyi Karken istemeyeceğim. Mı kaldırıyor hocam bunu? Hayır. Karekök nasıl eşleniyle çarpıp karekökten kurtuluyorduk ya? Burada bunun eşleniyle yani 5 artı i ile çarpıyorum ve karekökten kurtuluyorum evladım. Payda da iyi istemiyoruz. Payda iyi istemiyoruz. O zaman bak Bununla bu çarpılıyor. Susma sustukça sıra sana gelecek. Saçma mı? 15 artı 20 i artı 3 i artı 4 i kare bölü alt tarafı çarparsak 2 kare farkına benziyor. Yani 25 eksi i kare oluyor evladım. Yani 25'in karesi eksi i'nin karesi. Şimdi evladım bunu hemen düzenlersek i kare neydi Tonguç? Eksi 1'di. Evet. Bu 4 oluyor. O zaman 15 4. 11 oluyor. Bunlar da zaten 23 i'yi bölü. Bak i'ler i'lerle normal sayılar normal sayılar toplanıyor. i'ler i'lerle kötüler kötülerle hocam. i kare neydi Tonguç? Eksi 1'di. Eksi eksi artı eder 26 ediyor ve sonucu bulmuş olduk. Bu da çok güzel bir sonuç oldu. Gerçekten Asabilirim. çok kaliteli bir hocam, Hocam bu kağıdı atmasak ben evime atsam hocam. Çok İlan uzatma tamam. <laughs> Şimdi İlan bak. 1 artı i'nin 100. kuvveti gibi Böyle bir soru geldi sana. Zor bir soru. Böyle bir soru geldi tamam. sana. Ondan sonra sen yapacağın şey şu. Ela ilk başta 1 artı i'nin e, karesini alayım. Hele kardeş bir dur diyorsun sen. Me. <laughs> Hele kardeş bir dur. İlk başta bir kareni alayım da. Sonra yüzüncü kuvvetine geçeriz. Bismillah. İlk başta iki koyunun olsun da. Şimdi. Ayağı alışsın önce. 1 artı i'nin karesini şöyle düşünürüz. İlkinin karesi. Birin karesi artı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bir çarpı i artı i'nin karesi. Hemen düzenleyelim Tonguç. Bu zaten 1. Bu zaten 2. Bu zaten neydi Tonguç? Eksi 1'di. Ne eder bunun sonucu? Bunlar birbirini götürür. 2'yi çıktı mı Tonguç? Çıktı hocam. Şimdi 1 artı i'nin 100. kuvveti. Aslında 1 artı i'nin karesinin 50. kuvveti değil mi? Hani üstler çarpılıyordu. Doğru. 1 artı i'nin karesini yaptım. Bir de 50. kuvveti aldım. 1 artı i'nin karesini zaten ben burada buldum. 2 i değil miydi Tonguç? Evet hocam. O zaman 2 i'nin 50. kuvvetini alıyorum ben. Bak 1 artı i'nin karesi neydi? 2 idi. O zaman 2 i'nin 50. Ini kuvvetini alıyorum. Ben. Doğru. O zaman artık sonuca gelebilirim. 2 üzeri 50 çarpı i üzeri 50 Tonguç. Anladım. 2 üzeri 50 olduğu gibi kalsın zaten çok büyük bir Bir şey yapamayız. Ama i üzeri 50'yi ne yapıyorduk? 50'yi 4'e 50 4 e bölüyorduk. Kalan 2 oluyor. O zaman i kare. i kare neydi Tonguç? Eksi 1'de. Eksi 1. O zaman cevap eksi 2 üzeri 50. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Böyle kazık bir soru da artık. artık. Tonuç eşitliğe bakalım. İki karmaşık sayının eşitliğinde şu, bu son artık bitiyor. Emin ha, bak eminim. evladım iki karmaşık sayının eşitliğinde Z1 Z2 ise bak şöyle düşün. Bunlar birbirine eşitse A kaçtır Allah aşkına hemen söyle. 3. Bravo. B kaçtır? 4 i. 4. Bak B 4'tür evladım. 4 4. Bu kadar basit. Yani iki karmaşık sayının eşitliğinde Reel Reel'e eşittir. Imagineer'de Imagineer eşittir. Imagineer işte. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi şöyle bir soru sormuş hayda diyeceksin. Şimdi böyle bir soru çok geliyor. Böyle sorular çok geliyor. Bunu gördüğümüz Olur, zaman. Gerçeği varsa görceği de var hocam. Hemen Aynen. yapalım. Bak bunu gördüğümüz zaman hemen ben şöyle. Ben yapabilir miyim hocam? Ya, saçmalama. Z yerine X artı Y'yi yazacaksın. Bitti. Tek şifre bu. Yani bu soruların şifresi bu evladım. Ki sınavlarda hocalar çok soruyorlar. E, LYS'de de çok çıkıyor. Yani sınavlarda karşımıza çok çıkacak bir soru. Bunu gördüğün anda ne yazacak mısın, bir adam? Z ye, ne? X artı y. O zaman yazıyorum. 2 çarpı. X artı y. Z'ye ne yazdım. Artı 2. Eşittir. Bak Z'nin eşleniği değil mi bu Tonguç? Evet hocam. O zaman Z bu ise eğer Z'nin eşleniği X eksi yi olmaz mıydı hatırlıyor musun? Aa. Başındaki imajinleri eksi de oluyordu. O zaman X eksi yi eksi 3 iyi oldu mu Tonguç? Kesinlikle. Evladım <laughs> Hay Allah Beynin yandı mı evladım? Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyorum. <laughs> Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hocam <laughs> Elladım, beynim gitti şu anda. Beynin gitmesi lan bunlar basit şeyler bak. bunlar basit. aslında da hocam birazcık bir şeyle alakalı. Bunu dağıtıyorum. Kes kapa çeneni. Sabah kum taşıdım 2x hocam. 2x artı. İnşaat vardı. Sab... <laughs> 2x artı 2yi artı 2 eşittir. Bunu dağıttım bu içine. X eksi yi eksi 3i. Anlaştık mı Tomuş? Harika anlaştık. Şimdi saçmalama evladım. Bak. <laughs> Bu tarafta yani sol tarafta bak bu sol tarafta sağ tarafta asla geçiş yapmıyoruz. Buna sol diyoruz. Buna sağ diyoruz. Bu soruların şifresi şu. Sakın sağa sola hani atıyorduk ya artı eksi diye geçiyor. Evet. Sakın sağa sola atma. Bunların şifresi bu evladım. O zaman iki şifremiz var. Birinci şifre Z eşittir X artı Y'yi. İkinci, şifremiz de sağa sağ solu karıştırma. Sağa sola sakın atma. Sakın geçiş yapma. Mesela bak burada iki Y'yi buraya geçireyim. 3 y'yi aman ha aman. Patlarım değil mi hocam? Hiçbir şey yapamazsın. Patlarsın tamamen. Bak buradaki reel kısmı söyle bana. Bak sol taraftaki reel kısım nedir? İki. Soldaki reel kısım dikkat et. İki hocam. Hayır değil. Artı iki. Heh, düzgün söyle şimdi o zaman. Soldaki reel kısım artı 2. Hayır evladım bak reel kısım i'siz olan kısımdı. Bir bu bir de bu evladım. Ha. Yani 2x artı 2 eşittir. Sağdaki reel kısmı söyle bana. X sadece. Sadece x mükemmel. Soldaki imaginary kısmı söyle bana. 2y i 2y. 2y bak i'siz söyleriz. Imaginary ha. kısım i'nin başındaki sayıdır. Sağdaki imaginary kısmı söyle bana. Eksi y eksi 3. Eksi y eksi 3. İşte bu kadar Tonguç. Teşekkür ederim. O zaman bunu çözelim. x eşittir kaç çıkar buradan Tonguç? Bunu bu tarafa attık. x eşittir eksi 2 çıkar Tonguç'un buradan. Buradan da bunu bu tarafa attık. Bunu bu tarafa, bunu tarafa attık. 3 y eşittir eksi 3'ten. y eşittir eksi 1 çıkar Tonguç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman z neymiş? Eksi 2. Hani x artı y ya. Eksi 2 eksi i'ymiş evladım. Anladım hocam. Eksi biri yani eksiymiş. O zaman LYS bombardımanımız geliyor evladım. Tüm sürat Tonguç Akademi.com'da videolar orada oluyor evladım. Daha çok Aslında, Evet orada evladım ve kategorize bir şekilde hemen arkadaşlarım diyor yap ve üye sayımız kaç şu anda evladım? En son ben üyeydim hocam. Evet. Bir de siz hani ayıp olma siz iki üyemiz var hocam. İnşallah. İki üyemiz yani, o zaman artık üç olsun bu yani değil mi? İnşallah olsun. İnşallah olsun. Allah Allah olsun. Allah Ödüllü aşkına. sorumuzu yap Cevapları yöne bakalım hocam.